zafer kapısını açtılar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Bir gün bir vilayetten onun yanına elçi gelir. Elçi yanına girer. Ömer bin Abdülaziz gece vaktidir. Yanındaki hizmetçisine der ki: "Lambayı yak. Getirirler devletin merkezinde Şam Şerif'te lambayı kandili yakarlar." Devlet başkanı sorar Ömer bin Abdülaziz. Elçi de bahseder. İlde vilayette neler var? Müslümanların konumları, durumları nasıldır? Mazlumlar var mı? Bir çareler var mı? Onlardan sorar Ömer bin Abdülaziz. Aradan şu kadar zaman geçer. Tekrar elçi Ömer bin Abdülaziz'e sorar: "Keyfe haluk ve keyfe iyaluk?" Peki sultanım der, siz nasılsınız? Evde çocuklarınız, aileniz nasıl? Ömer bin Abdülaziz durur, yandakine der ki, bana diğer kandili getirir misin? Diğer kandili getirirler. Ömer bin Abdülaziz, diğerine nispetle şu kadar daha küçük olan, cılız olan lambayı yakar. Şimdi der ki, sor bakalım, bana dair, sağlığıma dair, sıhhatime dair neler soruyorsun? Anlatır Ömer bin Abdülaziz. Sonra elçi merak eder. Efendim der. Lambayı neden değiştirdiniz? Müslümanların hallerinden bana bahsediyordun. Bana devletin işlerine dair brifing veriyordun. Onun için ben devletin lambasını onun kandilini kullandım. Ama sen zaman ilerleyince Ömer'den sordun. Ömer'in evinden, Ömer'in sağlığından, Ömer'in çocuklarından sordun. Ömer sağlığına dair sana cevap verirken devletin lambasını kullanırsa bunun hesabını Allah azze ve celle'ye nasıl verebilir? Ömer bin Abdülaziz'lerimiz vardı. Onlar sayı itibariyle azdılar ama ellerini kaldırdılar. Hazreti Zekeriya'ya, Musa'ya, Muhammed'e salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in icabet eden Allah Azze ve Celle Fatihlerin, Yavuzların dualarını yeryüzünde bırakmadı kardeşlerim.